CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın internet bağlantısıyla bizimle birlikte, kendisine soralım. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağolunuz katıldığınız için. Şimdi gittiniz Isparta'ya, zaten oradaki sesinizi, o gece vakti insanların mum ışığında nasıl oturmaya çalıştığını anlatırken de size meramlarını, gücendiklerini dile getirdiklerini gördük. Bugün şahit olduk. Ne var bunun ötesinde, başka ne söylüyorlar? Ve yani okulların 5 günlük eğitime ara vermesi, 20 bin haneye elektrik verildiğinin söylenmesi, bütün bunlar arasında gün içerisinde Sayın Karaca ile bir bağlantı yaptık Ahmet Bey ve bize bir şey söyledi. Yani CHP'li belediyeler destek olmak istiyorlar, yardım iletmek istiyorlar ama bu yardım konusundaki teklifler geri çevriliyor diye. Doğru mudur bu, nasıl bir şeydir ve nedendir diye sormak lazım aslında. Buyursunlar izlenimlerle birlikte. Şimdi şöyle, bir kere dün sabaha kadar, yani dün gece sabaha kadar vatandaşlarımızla beraberdik. Hı hı. Yani net olarak size şunu söyleyeyim, büyük bir skandal var şu anda Isparta'da. Nedeni de şudur, 500 bin nüfuslu koca bir şehri karanlığa terk etmişler. Şimdi AK Parti iktidarının en kolay yaptığı şu: bir işi beceremediği zaman vatandaşı o sıkıntıyla karşı karşıya bırakıyor. Yani diyor ki ben bunu yapamıyorum, siz ne yaparsanız yapın. Yani vatandaşı Allah'a emanet bırakıyor. Dündeki evvelsi günde iki günlük gördüğümüz tablo net olarak o. Yani inanılmaz bir durum. O kablolar, odun ağaçtan direkler, yani 15 yıl öncesinin dağıtım iletim sistemleri hala duruyor. 2013 yılında bu dağıtım şirketleri özelleştirildiği zaman dönemin bakanı dedi ki efendim işte bu şirketler para kazanacak. Bu şirketler kaliteli elektrik getirecek. Bu şirketler ucuz elektrik getirecek ve bu şirketler bir ülkemize para kazandıracak dedi. Geldiğimiz noktada şirketlerin borçları faturalarla yüzdürülüyor. Bütün maliyetlerini biz ödüyoruz. Ve o günden bu yana gelen zam neredeyse 6 kat. Yani buna insafsızlık denir. Ve maalesef neredeyse tamamı özelleştirilmiş bir enerji sektörü, enerji lobilerine teslim olmuş bir EPDK ve enerji şirketlerine teslim olmuş bir enerji bakanlığı var. Şimdi böyle olunca şirketler ne derse bakanlık onu yapıyor. Şirketlerin yapması gereken denetimleri denetleyecek kimse yok. Bakın, orada yatırım yapması gerekiyor, bu dağıtım şirketleri yok. Yani öyle bir tablo ki sarkan kablolar, patlamış düşmüş ağaçtan direkler, yani sanarsınız 20 yıl öncesi. Onun için hiç AK Parti iktidarı, hiç Erdoğan konuşmaya gerek konuşmasın, şunu demesin: biz fedakarlık yapıyoruz demesin, biz sizi biliriz mumla gaz lambasıyla diye demesin. Daha dün bunu yaşadık ve bir evde değil, bakın onlarca evde durum aynıydı. İnsanlar birbirine sarılarak ısınıyor. Bu çok acı bir şey bu tabloda. Gittiğimiz yerde hastalar vardı. Hastalar telefonlarının şarjları bitecek diye korkuyor. Powerbank, hani bu güç, evet, evet. Bankaları arıyorlar, şarj istasyonları arıyorlar, yok. Yani sanarsınız dönmüşük yıllar öncesine. Ama geldiğimiz nokta 2022 yılı. Bu şunu gösteriyor ki AK Parti iktidarı mış gibi yaparak buraya kadar getirdi. Yani gittiğimiz bir evde bir vatandaş aynen şunu söyledi: ben dedi şu ana kadar AK Parti'ye oy verdim. Buna ben bile inanamıyorum nasıl oy verdiğime dedi. Bu esnafa girdik. Esnafın soğuk zinciri bozulduğu için bütün ürünleri gitmiş. Tabii. Şimdi büyük bir maliyet var. Evlerde elektronik eşyalar diye bir şey kalmamış. Arıza yapmış hepsi. Diyorlar ki bunları biz nasıl çalıştıracağız? Büyük bir sıkıntının yanında böyle büyük bir maliyet de var. Aynı zamanda sanki belediye yok. Yani bunu dinlediğiniz zaman sanarsınız ki biz abartıyoruz. Ama gerçekten böyle değil. Belediye ara sokakları bırakın, ana caddeler de yok. Bakan gelmiş, bakanın geldiği yerler açılmış. Diğer yollar Allah'a emanet. Yine vatandaşlarımız kendi kaderiyle maalesef baş başa kalmış. Peki, bizim belediyelerimizin talepleri, pardon. Onu bizim belediyelerimiz, Antalya olsun efendim, hatta bugün aradılar, Ankara büyükşehirimiz, İstanbul'umuz, bunlar il başkanımız aracılığıyla iletişime de geçtiler. Bölgedeki kriz masasıyla il başkanımız iletişime geçti, fakat bir şey olmadı. Yani gerçekten siyaseti
yanlış yaptıkları, beceremedikleri yönetimlerde dahi kullanıyorlar ve vatandaşlarımızı karanlığa mahkum ediyorlar. Şimdi biz geride bıraktığımız günlerde bir gün özellikle çok yoğun bir şekilde yağan ve trafiği de kilitleyen bir süreç yaşadık İstanbul'da. Ve İstanbul'daki bu sürecin hemen ardından bir baktık Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla bu vurguda yapılarak iki bakan İstanbul'a geldi. Şimdi oradaki hem de Ekrem İmamoğlu'na yönelik işte balıkçıdır, açamadı yolları vesaire gibi ifadeler üzerinden nasıl hızlı ve seri bir şekilde yüklenildiğini gördük. Şimdi aynı hızı, aynı görünürlüğü Isparta'da görebildiniz mi ya da görebiliyor muyuz? Bu konudaki teraziye bir koyalım ve nedendir diye de yok, soralım yani iş herhalde siyasete çıkmayalım. Tabii yani gelmiş mesela bakan gelmiş bakmış gitmiş herkes onu söylüyor. Bakan geldi baktı gitti diyor bize. Yani yapılan ortada bir şey yok. Zaten şu anda yapılmasına ne yapacak? Asıl önceden yapacak. Meteoroloji uyarmış. Hı hı. Dağıtım şirketlerinin durumu ortada. Özellikle Denizli o bölgede yatırımın hiç yapılmadığını gördük. Yani teknoloji eski 15 yıllık sistemlerle elektrik iletim dağıtım noktasında. Orada sadece bir şov yapmak için gelmiş bir bakan vardı. Ve bunu söyleyen biz de değiliz onu söyleyeyim. Bunu söyleyen esnaf. Bakan gelmiş, gelmiş bakmış gitmiş diyor herkes bize. Aynı zamanda burada mesela ulaştırmanın da gelmesi lazım o zaman. Çünkü ben hem ulaştırmadan sorumluyum, altyapıdan, hem de enerji politikalarından. Evet, evet. Ve biz heyetimizle birlikte gittik. Orada bir vatandaşlarımızın hizmetlerin aksamaması için bir en azından bir etkisi olsun, biraz daha yetkilendirilsinler, gelsinler dedik. Yok öyle bir şey. Vatandaşımız sokakta milletvekillerini görmüyor. Bize bunu söylediler. Aynı zamanda çöken bir binaya gittik. Kar yağmasından dolayı bir pazar yeri çökmüş. Evet. Yani baktığınız zaman Çiğdem Hanım gerçekten bir mahrumiyet bölgesi gibi ve çok üzüntü verici bir şey. Çünkü orası Isparta. Ispartalı vatandaşlarımız bunu asla ve asla hak etmiyor. Biz kendilerine daha önceki Sayın Genel Başkanımızın bu konularla ilgili yaptığı açıklamaları, çözüm önerilerini madde madde anlattıklarını kendilerine de anlattık. Onlar olsa zaten bu günler yaşanmayacaktı. Geldiğimiz noktada 500 bin nüfuslu koca kent karanlığa gömülmüş. Bir de şöyle bir durum var. Bakın ilçelerin, oradaki ilçelerin köylerinde durum çok vahim. Daha bir haftayı bulacak kesintilerin olacağı söylendi bize yetkililer tarafından. Aynı zamanda köylerde ulaşım da yok. Yani tamamen bağlantı da kopmuş durumda. Şimdi bu hastaları var vatandaşlarımızın. Hastaları var, ihtiyaçları var. Bir de 5 günlük bir çocuklarımıza okullar tatil dediler. İşte bir de birisi dedi ki efendim internet üzerinden eğitim yapılacak. Ya bir şey söyleyeyim mi Çiğdem Hanım? Resmen milletin aklıyla alay etmek bu. Elektrik yok. Elektrik olmayan yerde nasıl internet olacak? Yani gerçekten ne söyleyeceklerini şaşırmış durumdalar. Bu gündem değiştirme işte bu yara hani yapmaya çalıştılar MÖBES'e falan dediler ettiler ama vatandaşımızın gerçek gündemi gerçekten yokluk, yoksulluk, şimdi de bu enerji buhranı. Ve Türkiye'nin her noktasında. Ve bir kez, her yerde söylüyoruz. Bir kez daha galiba siz daha önce de işaret ettiniz, az evvel de söylediniz, bu enerji dağıtım şirketleri yani muazzam kar elde ediyorlar değil mi? Yanlış bilmiyorsam yani devletten aldıkları enerjiyi 4 katı fazla fiyata neredeyse vatandaşa satıyorlar. Şimdi böyle bir durum varken hiçbir yatırım yapmayanlar da yine aynı şirketler oluyor. Dolayısıyla bu karlar, bu kazançlar nereye gitmiş diye de bir başka soru daha var tabii. Şimdi burada hemen soruyu yönetmemiz gereken tek adam yönetimidir. Bu kadar. Çünkü yetkiyi veren onlar. Denetlemesi gereken onlar. Denetlemediler. Şimdi iş adamı tabii ki denetlenmediği sürece para harcamak istemez. Ama sorumluluğu olan kişiler sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Ve bu sorumlulukları denetlemek zorunda olan EPDK ve Enerji Bakanlığı sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Ama geldiğimiz noktada bahaneler açık. Kar yağdı kaldık. Yani düşün, bir vatandaşımız dedi ki iyi ki Rusya değiliz, ne yapardık bu iktidarla dedi. Bakın enerjinin bir insan hakkı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Enerjinin ulaşılabilir ve ödenebilir şartlarda olması lazım. Geldiğimiz noktada fahiş fiyatlarla ödenemez durumda. Ulaşılamaz durumda olduğunu da koskoca 500 bin kişilik
bir kentte, koca kentte gördük. Mesela öğrencilerimiz ağlıyordu. Yani biz şimdi burada vatandaşlarımızın hizmet etmesi gereken kurumların ortada olmadığını gördük ve üzüntü verici bir durum. Yani orada büyük bir çalışmayla umuyoruz ve bekliyoruz ki onları tetiklemişiktir. Çünkü vatandaşlarımızın yardıma ihtiyacı var. Belediyelerimizden gelecek olan yardımlara da istemedikleri konusunda il başkanımızın böyle bir söylemi oldu. Yani bu çok acı bir noktadadır. Buradan sormak lazım. 72 saati geçen elektrik kısıntısını yönetenlerinde 72 dakika olsa acaba nereleri ararlardı? Acaba kimlerle görüşürlerdi? Acaba kimlere sarılırlardı? Şimdi vatandaşlarımız muhatap bulamıyor ve kendi kendilerine sarılıyorlar. Bu çok acı bir tablo. Bir an evvel Türkiye'nin bu acı ve karanlık tablodan kurtulması lazım. Ancak geldiğimiz noktada bunun bir siyasi tercih olduğunu üzülerek söyleyeceğim. Hmm. Çünkü eğer sizin siyasi tercihiniz vatandaşlara hizmetse, şirketler, yandaşlar bir tarafta, önceliğiniz vatandaşsa bu tabloları yaşamazsınız. Bu kadar basit.